Sevgili koçlar nasılsınız? 29 4 Eylül haftası sizleri neler bekliyor? Beğen, yorum yap, kanalımızı büyütelim. Evet, evlilikle alakalı noktada bazı krizler yaşayabilirsiniz. Eşinizde E ve N ve R harfi varsa güven problemi yaşadınız ve bu ilişkide yıprandığınız gözüküyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle yeni bir ilişkiye başladıysanız ve isminde A ve Y harfi varsa bu kişiyle gelecek hayatınızın çok parlak olduğu ve sizi anlayacak bir noktada oldu ama sizin geçmiş güven probleminiz olduğu için ona şans vermediğiniz gözüküyor. O bu şansı hak ediyor. İş konumuzla alakalı güvendiğiniz iş etrafında 3 kişiyle ilgili atışma, tartışma ve sizi yanlışa itebilir. İş ekip arkadaş ve işinizdeki özellikle M ve A harfi olan kişinin sizinle ilgili ciddi sıkıntıları olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Aile içerisinde özellikle kız kardeş, abla arasındaki bağlarda krizler var. Ve bu aile büyüklerimiz de bu konuda sizi haksızlığa itecek. Özellikle ablanızda G ya da İ harfi varsa ciddi anlamda hani kardeş ayrımı deriz ya, böyle bir güvensizlik hissedersiniz ya, böyle bir durum var gözüküyor. Eşinizin de erkek kardeşinde K ve A harfi varsa size yapacağı iyilik sizin hayatınıza dokunuş sağlayacak. Yurt dışı ile ilgili çocuklarınız ya da kendinizle ilgili işle alakalı beklentiniz varsa bu hafta bunları çözerek evraklarınız, mailleriniz, bunlar doğru şekilde ilerleyecek. Cesaretinizi ihmal etmeyin. Bu ara geçmiş ilişkinizde T ve U ve N harfi varsa size tekrar barışmak, tekrar sizin hayatınızda olmak istiyor. Platonik biri ya da etkilendiğiniz biri varsa o kalbin sizinle hiçbir alakası olmadığı, kendi yolunuza geçmeniz gerekiyor. Ev almayı düşünen morluk var. Ev anahtarınız 7 hafta, 7 ya da 7. gün itibariyle hanemizde aydınlığa kavuşacak. Yalnız sağlığımızla ilgili özellikle psikolojik olarak kendimizi güçlendirelim. Enerjimizi yüksek tutalım ve kırgınlıklarımızı affedelim. Ve affetmediğiniz sürece sevgili koçlar, içinizde ateş patlıyor. Ve bu ara inanç evrenizde çok güzel rüyalarınız, çok güzel oluşacak olaylara şahit olacaksınız. Bence siz iyi bir, eğer ki isminizde, kendi isminizde şöyle söyleyeyim, L ya da F ya da A harfi varsa çok güzel bir anahtarın muradı sizine mutluluk ve keyif veriyor. Sevgili boğalar, beğen, yorum yap, keşfedip düşürelim. Bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta. Evet, kardeş, kız kardeş, erkek kardeş arasındaki kavgalar bitici. Özellikle kız kardeşiniz ya da erkek kardeşinde K ve İ ve Z harfi varsa aramızdaki ruh iyileşici, birbirimize daha sağlam diyaloglar kuracağız. Yalnız ailede ölmüş bir erkekten kaynaklı, özellikle baba, dede kökünüzde, miras konularında ciddi tartışmalar bu hafta evimizi rahatsız edebilir ve bu konuşmalarda yalancı insanlar şahit edecek. Özellikle yalancı kişilerde de G ya da L harfi ya da N harfi olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. İşinizde güvendiğiniz bir insanın hani şeytan fikirli olduğu, zarar verdiğini düşünürken size çok büyük bir destek. Onda da S ve T ve U harfi çok belirgin olacak. Bundan iyilik alacaksınız. Eğer ki yurt dışı ya da şehir dışı yolculuğunuz varsa ve iş gereği gitmeniz gerekecek olaylarda, evraklarda bir sıkıntı yok ama sizin ruhunuz gitmek istemiyor olabilir. Başka bir yere ihtiyaç duymadığınız için bu alanı kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Bence bu iş size Avrupa olarak gözüküyor ya da Akdeniz olarak gözüküyor. Gidin ki enerjinizde, başarınızda odaklanacaksınız. Kalbinizdeki kişi de, ayrıldığınız kişi de, özellikle O harfi, M harfi, Ü harfi varsa o sizinle bir gelecek planlamıyor. Boşuna bu acıdan kurtulun diyorum. Eğer ki bu ara ilişkisi yeni başlayanlar için dirilmek, bu ilişkiyi gelecek vaat ediyor. Sadece siz kader çarkınızın O olup olmadığını merak ediyorsanız, bunda T, İ, R harfi varsa bu sizin kader çarkınız ve bu kader çarkı size mutluluk verecek. Hiç aşık olmayanlara, ben düzenim, hayat boyu aşkı yakalayamadım, ben bu konuda bereketlenmedim diyorsanız, Rabbim size nar bereketinde doğru insanınızı, doğru erkeği ya da doğru kadını ölene kadar devam ettirecek. Araç niyeti olan sevgili boğalar için mühür gibi, özellikle isminizde harf olarak K ve A ve L varsa gerçekten araba anahtarınız şimdiden hayırlı olsun. Yalnız aile büyüklerimizde, özellikle annenizde diz ve kemik problemi biraz sıkıntı yaratabilir. İşinizle ilgili de beklediğiniz bir yenilik varsa sırtınızda yük
ve güzellik söz konusu olacak. Kırgın olduğunuz geçmiş bir dostunuzdan da gelecek mesaj sizi çok mutlu ve keyifli kılacak. Mutlu kalın efendim. Sevgili ikizler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, kanalı büyütüyoruz, hemen çekiyorum sizler için. Evet, iş konunuzla ilgili köklenmek, iş yerinizde, yöneticilerinizde U ve A ve L harfi ya da Z ya da K harfi varsa sizin hazineniz parasal konuda, işinizle alakalı haksızlıklarda doğacağınız ve burada hak ettiğiniz, hani karanlıktan aydınlığa çıkacağınız gözüküyor. Burada sizinle ilgili bir pürüz yok. Siz kendinize korkularınız olabilir. Bu korkularınızı iyileştirmenizi öneriyorum. Ve özellikle de toprak burcu, aile kökümüzde ya da yakın dostluğumuzda toprak burcu olan birinden de çok güzel bir mektup, çok güzel bir mail alarak yeni kapılarında fırsatını yakalayacaksınız. C ya da Ç harfi varsa, F ya da E harfi sevgilinizin isminde varsa bu ilişkide yalan, ihanet, güvensizlik var. Mümkün olduğu kadar ilişkinize dikkatli olmanızı öneriyorum. Yoksa zararlı siz olacaksınız ve kalbiniz kırılacak. Yeni ilişkiye başlamak istiyorsanız E ile ya da B harfi ya da T harfi olan bir insan sizin kalbinizi yumuşatacak. Ama sizde H ve E varsa bu ilişki sizin için gayet güzellikler getiriyor. Bu ara ev, yatırım konularınızla ilgili cesaretiniz yoksa aileden gerçekleşir. Ailenizde mavi ya da yeşil ela gözlü biri varsa size parasal konuda destek verip ev anahtarınızın muradını da alacaksınız. Bu ara evlenmeyi düşünüyorsanız ve aksilik olacak diyorsanız, hayat arkadaşınızın gözleri yeşilse bu kişi sizin hayat kalıcı arkadaşınız ve gebelik ve evliliğin devam edeceğini gösteriyor. Hiç aşık olamayanlar için aşk rüzgarları size doğru noktada gösteriyor. Özellikle de bu ara İ ile başlayabilir, hani İrem gibi, E ile başlayabilir, E harfi belirgin, o kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Doğru ilişkinin ruhunu tadacaksınız. Bu ara anahtar kaybı yaşayabilirsiniz. Bazı borç, unuttuğunuz borçlarla ilgili sıkıntılarımız var. Ailenizin size yarattığı para konusunda istekleri bitmeyebilir. Bu yüzden ailenize karşı kırgınlıklar olabilir. Onların bu paraya ihtiyacı var. Destek vermenizi öneriyorum. Evli çiftlerle alakalı noktada da eşinizde özellikle harf olarak şöyle söyleyeceğim. B ile başlıyorsa Bülent, Bora, Bilge, bu kişide bir güvensizlik yaşıyorsunuz ama onun bir hatası yok. Bu evliliği daha çok dara sokan ve mahkeme konuşmaları yapan sizsiniz. Kendinizi psikolojik olarak düzeltmeniz lazım. Düzeltmediğiniz takdirde evlilik boşanmaya doğru gidiyor. Dikkatli olunuz. Yengeçler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takipte kalıyorsunuz. Hemen bakıyorum. Bu ara içsel ruhunuz, hani böyle karanlık gibi hissederiz, hareket etmek istemeyiz, renkleri görmek istemeyiz ve her şey üst üste gelir ya. Sanki hayatınızdaki her şey biri tarafından sarılıp, üzerimdeki bu güven problemi gitsin, sımsıkı birinin gücüne ihtiyacım var dersiniz ya. Evet, siz çarşamba, perşembe bu enerjiyi tadacaksınız ve bu tadış sizin motivasyonunuzu, parasal evrenizi, içsel dünyanızı o kadar güzel iyileştirecek ki kendinizi bulacaksınız. İş konusunda özellikle O harfi ve V ya da Y harfi biri varsa size sürpriz bir şekilde teklif yaratabilir, işinizle ilgili değişebilir ya da gideceğiniz yolculuklarda bu harflerle alakalı olabilir. Buradaki her anlaşma size mutluluk ve keyif getirecek. Bence siz başarmak, yapmak istediğiniz her şeyde aksilikler bitiyor. Kalbinizdeki düşündüğünüz kişi sizi düşünüyor mu diyorsanız, evet, özellikle hayatınızdaki kişi sizi terk etmiş ve boşluğa bırakmış gözüküyor. Artık bu çöl olmuş. Onu unutuyorsunuz, yepyeni bir aşk size iyi gelecek diyorum. Özellikle de hayatınıza yeni almaya cesaretiniz bir insan yoksa artık bu konuda şifalan. Çünkü artık der ki kökünde yabancılık, kökünde bir kırmalık olan bir insanla büyük bir aşk yaşayacaksın. N harfi ya da P harfi ya da J harfi belirgin olan bir insan sizi aşkla şifalandıracak. Evli olan çiftlerde aslında mutsuzluk değil, çocuk sevinci ya da çocuklarınızla ilgili kandilleriniz yanacak. Hatta bu kandil hem büyük bir eve geçmeye hem de düzensiz olan iş hayatınızın düzenleneceğini gösteriyor. Özellikle babanızda N ya da Y ya da O harfi varsa size bir miras konusunda haksızlığa itebilir. Bununla tartışmalarımız söz konusu olacak. Eşinizin soyunda da özellikle S ile başlayan erkek kadın ayrılmıyor. Sizinle aranızı bozmaya çalışıyor olabilir. Bu kişinin dengesizliklerine kulak asmayın
diyorum. Bir de kendi kardeşlerinizde K harfi varsa onun bir mahkemelik, onun bir sıkıntı durumu ve çözülmesi gereken hakları ile ilgili büyük bir mücadele vermesi gerektiğinde eğer ki ayrılmayı düşünen sevgili yengeçler, acele karar veriyorsunuz. Hayat arkadaşınız değil, sizin dengesizlikleriniz bu ilişkiyi yıpratıyor. Hoşça kalın. Aslanlar nasılsınız? Güzel bir hafta. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen bakıyorum. Evet, değişim, dönüşüm, şartlar, aşk konusunda kıpkırmızı ayaklar, kalbinize bağlanmış ve çözülmeyecek kalbiniz yeniden şifa bulacak ve bu kişi özellikle sizin krallığınızı kalbinizde oturtmak istediğiniz hem maddi hem manevi doğru aşka, ölümsüzlük olacak bir aşka heyecan verecek ve bu işi de temsil ediyor. Der ki işinizdeki aksi yolların güzel bir şekilde açılıp size güzel fırsatları yaratacağını gösteriyor. Yani eğitim konunuz, iş konunuzla ilgili toplantılar, yoğunluklar, okuma dediğimiz konularda mor parayı, kırmızı çok güzel aşkı, yeşil de alacağınız malları, sarı hastalığınızla alakalı noktaları takıntı yaptığınız ve bu takıntılardan çıkmanız lazım. Özellikle de isminde hani Levent gibi, Yılmaz gibi, Yasemin gibi bir insandan çok güzel bir aşk teklifi alacaksınız ya da siz sunacaksınız. Bu size zamanı ve dakikayı gösteriyor ya da hayat arkadaşınız isminde bunlar varsa geleceği vaat eden noktada. Ailenizde mahkemesel, uzun süredir davası ya da hapis ya da cezaevi sorunu varsa bunlarla ilgili artık özgürlük dönemi, rahat erme, rahata kavuşma. Sevgili hanımlar, siz kendi içinizde iş konunuzla ilgili bir rütbe, hani 1, 2, 3, 4, 5, 5 aydır beklediğiniz rütbeniz iş konusunda özellikle adaletsizliğe, haksızlığa uğradım ve sizin yöneticinizde de R ve A ve K harfi varsa o işten çıkartılabilir. Sizin haklarınız yavaş yavaş yerine bulabilir. Der ki Ateş Burcu'nun artık şans dönemi, bereket dönemi. Siz bunu doğruya çevirin. Evlilik teklifi alabilirsiniz ve bu ölümsüz bir evlilik teklifi olacak. Ve hayat arkadaşınız ihanet değil, evlilikle tamamlanacak. Yalnız sizin kalp ve damar probleminiz ve son zamanlarda da vesveseleriniz oluşmuş. Bu ara karışık rüyalar, karmaşık dengesizlikler görebilirsiniz. Bu da sizin ailevi travmalarınız ve çocukluktan kalan bazı kaygılarınızı bir türlü iyileştiremediğiniz gözüküyor. Özellikle de evli çiftler, hani bir aldatılma, bir yalana şahit olduğunuz için evde kendinizi güvenli hissetmiyorsunuz ve cesaretiniz olsa bu kapıyı atmayı düşünüyorsunuz. Yeni platonik takılıyorsanız hemen bakıyorum. O kalbi kırın, yepyeni bir platonik değil de sizi gerçekten sevecek bir aşk var sevgili aslanlar. Hoşçakalın. Sevgili başaklar nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Gonca yaprağı, bereketin ve aydınlanmanın iş konusunda 3 haftadır ya da 3 gün içerisinde beklediğiniz olumlu süreçler kafanızdaki soru işaretleri bitirmenize sebep olacak. Özellikle yöneticiniz kadınsa, bu kadın size 6 aydır ya da 5 aydır, 3 aydır şurayı vaat ediyorsa siz bunu Ekim'den önce alamazsınız. Bu kadının dengesiz tavırlarına ve o kişinin size kıskançlıklarının farkındasınız. Ama onun üstü bir erkek gözüküyor. Bu olayı bir erkekle çözerseniz yeriniz hemen teslim olacak ve uzun süredir de yanınızdaki çalıştığınız insanların yalancı olduklarını bilmenize rağmen gülümsemekten artık yorulmadınız mı? Gerçekler onların üstüne sanki bir aynayla örtmüş, maske takmışlar, onları idare ediyor gibisiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız geçişler, renkler keyifli olacak. Özellikle de bu renkler sizin başarınıza, hayatınıza ödün verecek. Kalbinizdeki kişiyi mahkeme yaratıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bitsin mi, kalsın mı, gitsin mi? Evet, bitmeli ve bu bitiş sizin için gayet sağlıklı ve hayırlı olacak. Ama şöyle bir şey var, onsuz yapamıyorsunuz. Dünyanız onun etrafında dönüyor. Devamlı ona kulp takıyorsunuz. Bence artık bu ilişkiye sarılma, anlama ve anlaşılma var. Yani aslında size gökkuşağı veriyor. Siz o gökkuşağının kötü olduğunu düşünüyorsunuz. O size iyilik yapıyor, siz onun damarına basıyorsunuz. Bırakın artık bunu. Platonik takılanlar, bitmelisiniz. Geçmişte beklediğim biri varsa asla olmayacak. Sen artık kendi yolunu bul. Yepyeni aşık olmak isteyenlere bakıyorum. Evet, aşk var. Özellikle de şöyle söyleyeyim, 4 gün, 4 hafta, 7 hafta içerisinde çok güzel tanışmalar, tanıştırılmalar olacak. Bu size iyi gelir. Kendinize iş kurmak istiyorsanız yıldız gibi parlayacak. Özellikle renkli alanlarda iş kurmak istiyorsanız kalbinizdeki dua, kalbinizdeki olay gerçekleşecek gözüküyor. Bu arada da ailenize ait miraslar, kökleri,
erkek köklerini temsil ediyor bu kart. Der ki erkeklerinize ait hakları alıp kendi haklarınızla başarı sağlayacaksınız. Uzun süredir satmaya çalıştığınız kendinize ait bir konuda zarar edebilirsiniz. Bu hafta delilik yapmayın. Dikkatli olun. Belli bir süre sonra bu haklarımızı alabiliriz. Evli çiftlerde ne durum var? O konuşma sorunu, birbirinize yanlış anlaşılmalar, ilişkiyi zora sokuyorsunuz ve eşinizin konuşma tarzından nefret ettiğiniz gözüküyor. Düzelsin diye de dua ediyorsunuz. Düzelmedikçe kafayı yiyorsunuz. O değişmeyecek, onu bilin. Evli teraziler beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Evet, hemen bakıyorum. Şöyle, bazen gerçekleri bilirsiniz ve gerçekleri içinde yaşarsınız ya. Ve artık bu mührün bir yerden kopması gerekiyor ve ipin düğümlerini çözmek isteriz ya. Ve bütün dünyada insanları anlattıkça aynı yörüngede dönmekten o kadar yorgunsunuz ki. Kendinize bazen ermiş, bazen derviş, bazen deli dediğiniz gözüküyor. Bence artık bu esaret sizin için bitiyor. Ve köklenmek, yani ilişkiyle ilgili hataları pat pat karşı tarafa söyleyeceksin. İş yerinde yaşadığınız krizleri pat pat söyleyeceksin. Ama bu neyi gösterir? Köklerinize ait toprak, miras ve hani artık gitsin de biri hakları paylaşarız deriz ya, siz artık o hazineyi yavaş yavaş açacaksınız. Mallar, toprak, araziyle alakalı haklar bölüşmesinde bile kavga. Mesela amca kökünüz ya da hala kökünüzle ilgili kıyametler kopacak. Evet, bir yer beklerken bir yerden daha büyük zarar alacaksınız. Mantığınızı çalıştırın. İlişki konusunda hep yeniden doğup, hep iyileştirmek, hep onu motivasyon etmek istiyorsunuz. O sizi motivasyon etmiyor ki. O sizi hiçbir zaman onur etmiyor ki. Yani bazen onur ettiğiniz adamın ya da kadının sizin için ne mücadele ettiğini hiç görmediniz ki. Sadece maskeyi takıp onun iyileşmesini beklediniz. Zaman size acı veriyor, zaman size huzursuzluk veriyor. Hadi yollayalım mı ya? Hadi cesaret et ya. Yeni bir başlangıca, yeni bir enerjiye girmen lazım. Ama sen maskeyi tak, sahnede oyun oyna. Sen mutsuzsun. Karşı taraf da mutsuz ama devam ettiren sensin. Evet, evli çiftlere baktığım zaman tebrikler, çocuk düşünceniz var ama satılması gereken özellikle bir mal konumuzda haksızlık ve dolandırılabilirsiniz, dikkat edin. Ama yeni başlayan ilişkisi, özellikle sizin gözleriniz de renkliyse ya da çekik gözlüyse, muhteşem bir aşk sizin elinizi tutacak diyorum. Aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir kırgın olduğun erkek kardeş, kız kardeş varsa karşı taraf özürle gelecek. Özellikle kuzenlerle ilgili bazı yapılan hatalar sizin kapınıza özür gibi dönse de aslında orada bir çıkar var. Çıkar için özür diliyorlar, kimseyi affetmeyin, bilginiz olsun. Yasal olarak müteahhit, mahkemelik süreçlere hazırlıklı olun. Sizi bu konuda boşluğa düşürmek isteyecekler. Her şeyiniz hazırlıklı olsun, zarar görmeyin. İş konunuzla ilgili değişim bekliyorsanız deve size yükü gösteriyor, parayı gösteriyor. Ve özellikle de iş alanınızda bir insanla tanışabilirsiniz. Bu insanda da harf olarak O, N, M harfi biri sizin evlilik yapacağınız insan gözüküyor. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Beğen, yorum yap diyorum. Evet, içinizdeki kaos, yorgunluk yavaş yavaş bitiyor. Siz olduğunuz gibi direkt herkese ondan pişmanım, bundan nefret ediyorum, bundan şunu yapıyorum diyorsanız, evet, siz artık herkese her şeyi söyleyebilirsiniz. Çünkü iyilik yaptığınız, kandilli yaptığınız herkes size yılan gibi soktu. Gelen başka türlü, maddi olarak, manevi olarak hep mağdur olan sizsiniz. Siz artık Rabbime kendiniz için dua edin. Kendi inandığınız şeyler için dua edin. Yoksa hayal çevrenizdeki dostlarınız sizin maddi manevi işinizde çok büyük kazıklar atacak. Kendinize dönün, kendiniz için dua edin. Yeni iş bekliyorsanız bu sizin hep beklentiniz. Yani burada hep bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Artık bu hataları da gör. Kendine yalan söylüyorsun. Kendine cesaretin yok. Kendi cesaretini ve içindeki şeytanı öldür ve yolculuğuna, iş hayatına yeniden dön. İşinle ilgili beklenti içerisinde olduğun konumlar varsa iş yerinde çok insanın gitmesi lazım ki konum değiştirmen lazım. Oradakiler de maşallah oraya yapışmış, sana fırsat yok. Sen yerini kollamayı özen göster diyorum. Bakıyorum. Sevgilim benim kader çarkım mı, ben onunla evlenecek miyim diyorsanız, kader çarkınız dönüyor ama daha 3 yıl gibi bir zaman var. Onun annesi, onun ablası sorunlu. Bence onları fethet. Sevgilin zaten seni fethetmiş. Onlar seni istemeyecek. Onlarla pürüz yaşayacaksın. Evli çiftlerimize geldiğim vakit, yani yıkılan bir binanın en altında kalmışsın, hala savaş veriyorsun.
O kişi hiç düzelmeyecek. Sen bu savaşa devam edeceksin. Yine yıpranan sen olacaksın. Hani bunca yıllık emeğin, bunca yıllık çocuklarımın hakkı diyorsun ama hayat senin hakkın için mücadele değil. Çocukların için bu düzende kalmaman gerekiyor. Ama ekonomik olarak o kadar yorgunsun ki gidecek yerin yok. Hak veriyorum ama en azından artık bunu biliyorsun. Kenara para koy. Rızkın için, gelecek için o oluşum olsun diyorum. Yeni aşık olmak isteyen, evet tebrikler, aşk var. Ama başlamak istediğin hayat aşk mı, para mı, onun kararsızlığını yaşıyorsun. Hem mantıklık durumu iyiysen istiyorsun, hem de aşk istiyorsun. İkisi aynı anda yok. Karar ver. İyi mi, mutluluk mu? Mutluluk var ama sen güç istediğin için mutluluğu kenara atıp başka bir insana yol alacaksın. Araç konunda kaza yapabilir. Elektronik eşyalarında bu ara hor kullanabilir. Evine hırsız girebilir. Dikkatli oluyorsun. Öptüm. Sevgili yaylar, beğen, yorum yap. Hemen bakıyorum. Yine senin egon, yine senin savaşın, yine ben biliyorum, her şey benim bildiğim gibi deyip tepe taklak başa dönüyorsun. Yani ilk önce köklendiğin, işim dediğin, alanım dediğin hiçbir noktanın tam ortasında değilsin. Yani ne istiyorsun o zaman? Ne istediğin de olmadı diyorsun. Çünkü sen her şeyin tam ortasındasın ama hiçbir şey bu kadar istediğin gibi değil. Hep hayallerin farklı bir noktada. Para beklentim var. Bu para beklentim bu hafta değil de o bir hafta %100 hanene girmiş olacak kartlarıma göre. Ama işinle ilgili büyütmek, doğmak, murada ermek istiyorsan Rabbim senin alanında var. Ama senin hep karıştırdığın, halaç pamuğuna çevirdiğin hayatını düzeltip ondan sonra bu noktaya konsantre olman lazım. Özellikle toprak burcu biriyle ortaklı iş yapmak istiyorsan kesinlikle olumlu. Ya da toprak burcu ekip arkadaşlarım varsa onlarla yapacağımız toplantılar gayet başarılı ve hayırlı olacak ama sen devamlı kuruyorsun. Devamlı hayallerin farklı bir boyut. Artık kendine gel. Yaşın, zamanın, vaktin o kadar hızlı geçiyor ki sen bile ben ne zaman yaşım 30-40 oldu diyorsun. Demeyi bırak, işine koy. Eğitim konularına ilgili yeni yön belirlemelerim var. Bu yön belirlemelerinde yeni aşka da tanışacaksın. Ve bu kişiyle evlilik enerjinde var. Bilgin olsun. Özellikle sevgili hanımlar, size sesleniyorum. Eşlerinize güzel davranın. Bıt bıt etmeyin. Onların başlarına devamlı deli deli sorular, devamlı paranoyaklıklar yaratıyorsun. O yüzden eşin geldiği zaman ev düzeninde huzursuz. Aynı şekilde sevgili beyler, umursamaz tavır ve karşı tarafın değersiz psikolojisi karşı tarafı da yıprattı. Hadi artık onunla doğru konuş, ona sürpriz hediye, onunla yolculuğa git de o da mutluluğu ve huzuru yakalasın istiyorum. Evet, bu ara geçmiş ilişkim geri dönecek dersen, geçmiş ilişkin kesinlikle geri dönmeyecek. Sen hala geçmişle yaşıyorsun ama nişanlıysan, nişanlılık enerjisi var burada. Eğer sözlüysen nişan ve söz başkalarının tarafından bitmesine sebep olacak. İlişkini doğru yönlendirmen lazım. Özellikle abiniz Mustafa, Murat, Mehmet ise o hanede bir evlilik ya da evliliğiyle ilgili bir sorunlar gündeme gelecek ve aile arasında paralar, tartışmalar söz konusu olabilir ve abiniz ya da erkek kardeşiniz sizin hakkınızı yiyebilir. Bilginiz olsun. Eğer ki M harfi bir kadınsa kardeşlerin hakkını yiyecek. Bilginiz olsun diyorum. Mutlu kalın efendim. Oğlaklar, beğen, yorum yap. Abone ol. Ne yapıyorsan yap. Sevgili oğlaklar, adalet, yasal, mahkeme, her şeyi Allah'a havale ettim. Onu da Allah'a havale ettim. Yok, bunu da Allah'a havale ettim. Tabii ki her şeyi Allah'a havale edeceğiz. Akıl, mantık, kural. Yani siz kendi hatalarınızı da Allah'a havale etmiyorsunuz. Çöke çöke bu enerjide kavga ederek yaşıyorsunuz. Sizin de hatalarınız var, inatçı yönleriniz var. Biraz bunları yumuşatmamız lazım. Eşinizle problemleriniz var, kabul etmiyorsunuz. Çocuklar bu düzenin içerisinde huzursuz, kabul etmiyorsunuz. İnat ettiğiniz bu evlilik devam edecek, o sürünecek, ben de sürüneceğim diyorsunuz. Çocuklara ve kendinize eziyet ediyorsunuz. Acil bir ilişki terapisti, psikiyatrist sizin için iyi gelecek. Yeni aşık olmak isteyenler için Rabbimin öyle güzel bir anahtar kapısı var ki, ihanete uğramış ve hiç ilişki yaşayamayan ve güven problemi olanlar için
Çok güzel bir hafta. Bunu doğru değerlendirdiğinde Rabbimin sana sunacağı ölümsüz bir aşk var. Bu ölümsüz aşk senin için hem deli yönünü, hem çılgın yönünü, hem sevileceksin, hem değer göreceksin. Güzel bir enerjide gözüküyorsun. Uzun süredir yeni evli olan çiftlerimizle ilgili de aşkta güvensizlikler, yalan, mesaj, maillerle ilgili kuşkular, eşiniz ya da sizin telefonunla şifreleri ilgili tartışmalar söz konusu olacak. Aman dikkatli olun, kim ne yapıyorsa bu çözümlenecek. Bu çözümde de her iki taraf rahatsız olacak diyorum. İşinizle alakalı büyümek, yeni oluşum yaratmak istiyorsanız oluşum, Rabbimin size o inanç evresinde eliniz kolunuz bağlıysa bitmiş, yepyeni bir çatının mutluluğu ve bu çatıda krallığınız ya da kraliçeleriniz oturacak. Ailenize ait toprak, arazi, mal, miras konularında büyük karmaşalar devam edecek. Hatta ve hatta iş mahkemeniz, para mahkemenizle ilgili mücadeleleriniz uzun soluklu devam edecek. Cesaretinizi sakın kaybetmeyin diyorum. Özellikle kız çocuğunuz varsa ve özellikle saçları sarı bukle bukle ise bu çocuğunuz çok tanınan bir çocuk olacak. Eğer erkek çocuğunuz varsa dışarıya merakı ve bu dışarı merakı onu ve hanemize zarar getirebilir. Erkek çocuklarımızı kontrol edelim diyorum. Kalbinizde platonik biri varsa hiçbir sizinle alakası yok. Siz gereksizce İş yerinde sevdiğiniz biri varsa onun başka biriyle ilişkisi var. Bilginiz olsun diyorum sevgili oğlaklar. Kovalar, beğen, yorum yap, abone ol. Hemen bakıyorum. Oo. Şöyle işle ilgili çok güzel bir değişim. Sonsuz devam edecek iş kapımız. Yerinizde değişimle alakalı mutluluk. Yani ya 6 gün ya 5 gün sonra çok güzel oluşumlar var. Eğitim ve kariyer ve işle ilgili gideceğiniz yolculuklar size çok büyük bir başarı ve güzel fırsatları ve güzel kapıları yakalamanıza yardımcı olacak. Yasal probleminiz neyse hak kazanmış olacağınız bir döngüdesiniz. Özellikle de Ş harfi ile başlıyorsa isminiz ya da isminizin içinde Ş harfi varsa yurt dışı ile ilgili imkansız dediğiniz fırsatlar rahata ermiş olacak. Ailenizde Ali, Ahmet, Ayşe, Aliye, Ayça kim varsa onun başarısı, onun işle ilgili yaşadığı kriz ya da onun yaşadığı krizler bitip büyük bir feraha erişmeniz söz konusu olacak. Yalnız evli olan çiftlerimizde boşanma ve ciddi tartışmalar, aileden kaynaklı yaşanacak krizler evliliğimize, eşimize, çocuklarımıza yansıyacak ve burada eşiniz ya da siz eşinizi parasal konularla suçlayarak rencide edeceksiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işini açanlar için hem güzel bir başlangıç hem de gereksiz harcamalar sizi ekonomik olarak dara sokabilir ve bu darlık sizi tam anlamıyla yıpratabilir. Mücadeleye devam, pes etmeyin ve burada büyük bir kazanç var gözüküyor. Görümceniz size iftira atabilir. Eltiniz size zarar verebilir. Sevgili çiftler, yani ya görümceniz ya eşinizin karısından kaynaklı iftiralar, kıskançlıklar evimize nazar getirebilir. Bol bol evinizi okutturun. Bir de aile apartmanında oturan sevgili kovalar için artık taşınma, burası sizin mezar yeriniz gibi olmuş. Ve bu binada kayınvalide, kayınpeder, kardeş, kuzen yaşamak istemiyorsunuz. Eşiniz de ikna olmuyor. Onu ikna edin. Gideceğiniz yerde huzur ve mutluluk var gözüküyor. Bu ara evlenme tarihi gecikenler, sürpriz, Ekim bitmeden evlilik enerjiniz aydınlığa kavuşacak. Hayat arkadaşınızda pürüz yok. Siz paranoyaksınız. Paranoyaklıklarınızdan çıkın. İlişkiye doğru sahip oluşun diyorum. Araba değişikliği düşünenler için özellikle eşinize karı koca düşünce var. Erkek istemiyor, kadın istiyor. Kadının dediği olacak. Bilginiz olsun. Ama erkek istememekle haklı. Kalbindeki kadını incitmemek adına bunu yapacak. Bunu da bilin diyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili balıklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Evet, bu ara işinizle alakalı çevrenizde böyle didik didik oluşacak olaylar, detaylar, kontroller, yöneticiler, yönetim alanında büyük bir olumsuzluklar var. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanızı, özellikle de yöneticinizde K, A, Y, F harfi varsa sizin işten çıkartmanız için büyük sorunlar oluşacak. Dikkatli olun. Yönetici dengesizliğe doğru gidiyor. Ve burada yalan, iftira ve sizinle ilgili söylenecek olaylara patronunuz ya da yöneticiniz inanacak. Bu hafta çok dikkatli olmanızı kesinlikle öneriyorum. Yoksa büyük kayıp evreniz var gözüküyor. Yeni işe başlayacaklar için kader çarkı gayet olumlu ve keyifli. Hatta gideceğiniz noktada da T, İ ya da I harfi belirgin ya da L harfi belirginse
Burada uzun süredir boşluklarınız bitiyor. Daha dolu, daha sizi mutlu edecek iş kapılarınız hayatınıza geçmiş olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle isminizde yaşınız 42, 32, 22, 52, 2 ile bir bağınız varsa işinizde berraklık, temizlik var. Özellikle eşinizde ya da sizde H ve N harfi varsa işiniz büyüyecek, büyük paralara kavuşacaksınız. Bu ara karı koca hayatında soğukluk var, cinsel paylaşım, çocuklar, evde bir gerginlik, evde bir kaos var. Bence her iki tarafında birbiriyle yorgun enerjisi ve birbirinize söylemekte olduğunuz sorunların çok fazla olduğunu görüyorum. Birbirinize itiraf edin ve bu evreyi düzeltin istiyorum. Tebrikler, anahtar kapınız hayırlı olsun. Uğurlu bir anahtar, keyifli bir anahtar ve kalıcı geniş bir anahtarın muradı var. Platonik takılanlar için... Evet, bu platoniğin size karşı ilgisi var. Onun da sizin gibi cesareti yok. Bence siz artık ona gidin, söyleyin ki burası bereketlensin, aydınlan. İş yerinde sizinle ilgilenen biri var. O da size adım atacak. Kabul ederseniz mutluluk var. Uzun soluklu ilişkiniz evliliğe doğru mu gidecek? İletişimi düzelttiğiniz takdirde siz ruh ikizisiniz. Ama onun aile yapısı ve senin aile yapında kültür farkı var. O yüzden uyumsuzluklardan kaynaklı erkeğin ya da kadının geri döndüğü gözüküyor. Babanızla ilgili aranızdaki bağ problemini düzeltmeniz lazım. Düzeltmediğiniz takdirde büyük sıkıntılar var. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.